Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni Türkiye Senaryosu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Benim Zara, ben Birozcum ve Türkiye'yle birlikte Avrupa tarafındaki fetihlerimizi yaptıktan sonra serimizi noktalamıştık arkadaşlar. Ve hatta onların sayesinde ise diplomasimizde bayağı büyük bir gelişmeler olmuştu. 42.517 binlik bir nüfusumuz varken 5.568 binlik ise bir ekonomimiz olmuştu arkadaşlar. Şekillendir Osmanlı İmparatorluğu dediğim zaman Novgorod Cumhuriyeti'nden ve Ukrayna'dan gördüğünüz üzere toprak almamız gerekiyor 5 adet. Ve burada kuvvetten 2 tane de toprak almamız gerekirken buraya geri diyorum arkadaşlar. Çünkü şu anlık hedefimiz Osmanlı İmparatorluğu, buradaki Vichy Fransız ile naz almayız olacak. Bunlar bizim çok sinirimizi bozuyor. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza başlayacak olursak, bu arada her 400 like'ta bölümümüz devam eder etkinliğin, artık 9. veya 10. bölümüne geldik arkadaşlar. Gerçekten destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş 7000 aboneyi artık geçmişizdir belki de, bilmiyorum ama hızlı bir şekilde arkadaşlar askerlerimizin hepsini toparlayacağım. Diyecektim ki Afganistan bize karşı bir savaş açtı sanırsam. Gördüğünüz üzere civarda bayağı büyük bir askerleri var. Afganistan Savaşı'na gireceğiz büyük ihtimal, artık Vichy Fransız değil ve kuvvetle birlikte ona savaş açtı arkadaşlar. Buradaki o savaşı hemen bir halledelim o zaman. Şuradaki savaşımızı hemen bir çözelim. Şu an 6 milyon dukatımız var. Gerçekten iyi bir seviyedeyiz. Şunu hemen araştırmaya ve yatırımlara açalım ki paramız enflasyonda sıkıntı olmasın. Arkadaşlar büyük ihtimal savaş açmaların sebebi şeyden dolayı, nasıl desem, savaş yorgunluğu yüzünden dolayı. Çünkü onun dışında bizi yok etmeleri imkansız bunların. Oradan hemen askerlerimizi basıyorum. İnşallah daha fazla bir koalisyon yemem. Çünkü koalisyon yersem büyük ihtimal her yere asker basmak zorunda kalacağım. Ve bu bizi isyana teşvik edecek arkadaşlar. Devlette isyan çıkmasına gerçekten büyük bir teşvik olacak. Hızlı bir şekilde Afganistan'ın askerlerini önlemeye çalışacağım zaten şimdi. Şimdi kardeşim, şuradan hemen askerleri bas. Daha sonrası şuradan bir asker al. Gir abi sen buraya gir. Nah, şuradaki şeyden de bas abi. Evet, şimdi arkadaşlar bu Afganistan Savaşı'nı hızlı bir şekilde yok etmemiz lazım. Afganistan kendine çok güveniyor. Şu an bizim askeri person sayımıza bakalım be. 2.256.000'lik bir askeri person sayımız var. İyi bir seviyedeyiz. Savaş yorgunluğumuz zaten hala %100 olmaya devam ediyor. Yani Türkiye gibi bir devlet yönetiyorsunuz, savaş yorgunluğunuz büyük ihtimalle hep yüzde kalacak arkadaşlar. Yani çözüm yolu yok. Haberiniz olsun. 1930 şuradan hemen basalım arkadaşlar askerlerimizi. Bu arada her gün saat 18.00'da Twitch'te yayında oluyorum. Twitch'teki yayınlara da gelebilirsiniz arkadaşlar. Hoydort RP multilerine falan katılabilirsiniz bizimle birlikte. Şuradan evet, Kuveyt'i bir yok edelim de ondan sonra Afganistan'ı kazanacağız ya. Bakar mısınız arkadaşlar, Afganistan bizi bitiriyor ya. Sınırdaki askerlerimizi çağırdıktan sonra bakalım nereye kaçacak. Evet, buradaki askerlerimiz hala bir konumuna yerleşmemişler. Konumuna yerleştikten sonra onlarla bir ilgileneceğim, merak etmeyin. Afganistan Savaşı bizi biraz yıpratacak ama olsun. Bu arada gerçekten şaşırıyorum, 10. bölüm olmamıza rağmen 500 like atıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bu seriyi çok sevdiniz, anladım. Yok, normalde ben şu an Türkiye-Azerbaycan birleşmesi senaryosuna başlayacaktım. Lakin bu seri artık dünya fethine doğru gidecek belki, bilmiyorum ama. Şuradan bastığım kadar basacağım. Şöyle bas abi. Güzel, gayet güzel. Sen de şuraya. Güzel, Afganistan Savaşı çeperlerini kazanmaya başladık artık. Yani bu savaşı bir ihtimal kazanacağız ama işte Afganistan bizi yoruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ki zaten benim burada fazla bir askerim yok. O askerlerim olmadığından dolayı savaşı kaybedeceğim bir ihtimal buradaki. Ama askerler geldiği anda bir ihtimal buradaki tüm şeyleri, savaşları kazanacağız gibime geliyor. Şimdi Altay, oğlum büyük bir koalisyon daha yedim lan. Altay Cumhuriyeti kuvvetin yanında savaşa katılmış. Bu Altay Cumhuriyeti nerede abi? Altay neredesin Altay? Altay yok arkadaşlar. Peki Altay'ı bulana kadar ben şuradaki askerlerimi çağırayım. 232.000'lik askeri direkt olarak buraya çağıracağım. Ya şimdi nereye kaçacağım? Ha? Gel bakayım gel. Şimdi Afganistan burada büyümüş. Novgorod'dan falan topraklar almış. Pakistan'dan falan topraklar almış. Hindistan'dan da almış. Buradaki savaşımızı kazanalım bir ya. Gerçi o 250.000'lik askeri çağırmaya bile gerek kalmadı. Çünkü zaten buradaki üstünlüğümüzü kanıtlamış olduk. Yani Türkiye'ye karşı bir savaş açmak çok mantıksız bir hareket. Şu an 1 milyon bir nüfusu ekonomimiz var zaten. Yok, 1 milyonluk bir şeyimiz var. 5.650.000'likmiş pardon. Ne 1 milyonu kardeşim. Sapıtmışım ya. Şuradan hemen bas abi askerleri. 1 milyon diyorum, görüyor musunuz? Yani Amerika Birleşik Devletleri ile şu an eşdeğer bir ekonomimiz var. Onun 16.429 hemen şurada şu şekilde paylaştıracağım. Daha sonra sen buraya. 3.150 sen de buraya. Hızlı bir şekilde arkadaşlar buradaki artık savaşlarımızı kazanabiliriz. Zaten Afganistan bu savaşı kazanmak için sınırlara bir sürü asker dizmiş durumda. Ben aslında Amerika'nın fethini yapmak istiyordum. Normalde Amerika'nın fethini yapmak biraz zor arkadaşlar. Çünkü sebebi ekonomi zaten eşdeğer ve Washington'da daha İslam medeniyetleri nüfusumuzu daha düzgün kazanamadık. Kazanmış olsak büyük ihtimal savaşı orada kazanırız ama olmuyor maalesef. Şimdi Afganistan devleti, sen kendine çok güvenmek. Ben seni dövmek, gel bakalım gel. Şuraya geç abi. Daha sonrasında artık Afganistan teslim oluyor, fark ettiyseniz. Afganistan teslim olmaya doğru gidiyor.
Bugünkü canlı yayınımızda arkadaşlar, bu arada Twitch canlı yayınımızda şey oynayacağım. Sovyetler Birliği'ni faşist yapacağım ve diğer devletlere karşı Nazi Almanya'sının yanında olacağım. Bilginiz olsun. O şeye de katılabilirsin. Hem de multi olacak. Multiye de katılma hakkınız var. Gelebilirsiniz Discord'umuza. Açıklama kısmında zaten linki mevcut. Şimdi evet, Afganistan sonunda bir atak verdi. Güzel. Buradaki savaşımızı kazanıyoruz. Şu an bu adamın nüfusu kaç, bir bakabilir miyim? 239 binlik bir nüfus üretmeme rağmen abi sen ultimatom olacaksın, gel. Afganistan bakta kaldı büyük ihtimal. Neyse, şöyle ben civardaki devletlere artık ultimatom göndermeye başlayacağım ya. Vallahi sinirlendim artık. Şöyle toplam 5'i Fransız'ın yutmamız gerekiyor. Şuradaki Yemen'e şöyle bir ultimatom gönderelim. Mesela örnek yapalım. Abi bunların hepsi bakta mı kaldı? Bana mı öyle geliyor? Cibuti'ye yapalım o zaman. Bu da, oğlum herkesin ilişkisi bana karşı niye sıfır lan? Allah Allah. Güzel. Oyunumuzu bir kaydedelim abi. Bir kaydet abi. Şöyle bir kaydet. Şu an bende ilişkiniz kaç abi? Herkesin ilişkisi bende sıfır olması imkansız ya. Şöyle gel abi, bas 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 bas. Şuradaki asimilasyonları tamamla. Şu oyundan bir ana menüye bir çık yapsana abi. Oyun yükle. Tamam, herkesin şimdi ilişkisi düzelmiştir diye düşüneceğim. Şöyle bakacağım. İlişki gelişti. Abi ne oluyor ya, Afganistan. Afganistan bari sen yapma kardeşim. Evet arkadaşlar, herkesin ilişkisi bizde sıfır. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Afganistan falan hepsi bakta kaldı. Büyük ihtimalle oyunu açıp kapattığımızda düzelecektir. Ama onun yerine şu an ben Vichy Fransız Savaşı'na gideceğim. Hakkınızı helal edin. Ben savaşa giriyorum. Evet, şuradan hemen askerleri topla. Belki ben de olur da ilişki geliştirirler ya. Vallahi yapacak bir şeyimiz yok. 552 bin. Askerleri çağır abi. 588 bin de buraya çağır. Şimdi sevgili Vichy Fransız'ın. Biliyorsunuz ki bu Vichy Fransız'ın kurulma sebebi Nazi Almanya'sı kurdu arkadaşlar bunu. Yani biliyorsunuz senaryonun altında yazmışsınız da yorumlarda. Gördüm. Vichy Fransız'ı kurdu. Nazi Almanya'sını. Yok, Nazi Almanya'sı Vichy Fransız'ını kurdu. Ne diyorum ben ya. Şimdi Vichy Fransız'ını hemen bir yıkalım. Yani abi adam benim dilime su düştü ya. Buna bakar mısınız? Tamam, sonunda bir ticaret talebet geldi bize karşı. Oyun bile ticaret talebet kullanıyor. Ayıp ayıp. Hakaret et dediğim zaman görüş seansı, görüş bakta kaldı. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Maalesef bu şekilde kapışacağız. Afganistan'ı bir daha savaş açacağım ben vasalımken. Şimdi savaşı kazanma ihtimalim yüzde kaç abi? Şuradan şöyle bir bas abi. Şuradan da asker bas. 14 bin. Sen de şuraya. Daha sonrasında buradan buraya. Arkadaşlar bu kadar asker bence yeter diyeceğim de ama yetmez abi. Şuraya şöyle biraz asker götür. Şuraya da asker götür. Güzel. Şimdi bu savaşı kazanma ihtimalimiz %100 neredeyse. Çünkü bayağı yerden asker bastık ve adam büyük ihtimal biraz sonra teslim ol surlarını falan dikecek. Benim para biraz sıkıntıya düştü. Tamam. Böyle parayı artıya çek. Daha sonrasında yatırımları falan ayarla. Malları da ayarla. Vichy Fransız Savaşı'na hoş geldiniz diyorum öncelik olarak. Şuradan savaşımızı açıyorum. Gel abi. Sen de buraya. Eğer ben yayında olmazsam, bu arada yayında 2 veya 3 saat içinde 400 like gelirse kanalda yeni bölümünü atarım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim de. Abi unutmayın yani. Eğer yayında olursam büyük ihtimal atamam. Kusura bakmayın onun için. Çünkü yayınlar bu sıralar Twitch'teki yayınları bayağı arttırdık. Yayınlara da gelebilirsiniz bu arada. Eğleniyoruz bayağı. Mehter Marşı falan açıyoruz. Şimdi 2000, 22 binlik 916'lık bir ordu beni burada geçmemi engelledi. Ama ve lakin biz buradaki askerlerimizin hepsini arkadaşlar biraz sonra geri zaten saracağımız için o 22 binlik askeri zaten rahat bir şekilde yok edebiliriz diye düşünüyorum. Lüksemburg City, yani kardeşim Lüksemburg City'yi de tutmazsın ya. Hızlı bir şekilde şuraları alalım. Yakın zamanda zaten Twitch kesitlerimiz, yani Twitch Hoydört kesitlerimizi YouTube kanalımıza atacağım arkadaşlar, haberiniz olsun. Oradan da zaten haberiniz olabilir. Kaçırmazsınız en azından. Şöyle askerleri bas. Abi 145 bin. Gel bakayım abi sen şuraya. Vichy Fransız Savaşı inşallah kolay olur ya. Benim amacım Roma'ya gitmek ya. Roma'yı almak. Onun dışında farklı bir hedefim yok arkadaşlar. Yalnız şu an savaşı kazanıyoruz. Ben bu adamla ilişki geliştir... Hatta şu an ihlak etmek varken bu adamı direkt şey yapabilirdim ama. Oyun madem bakta kaldı abi. O yüzden ne yapacak bir şeyimiz yok. Şuradan hızlı bir şekilde askerlerimizi dağıtalım. Şöyle sen gir abi. Sen buraya gir. Ama savaş gerçekten güzel ilerliyor ya. T yap. Buradan asker basalım da sıkıntı yaşamayalım. Bu adam büyük ihtimal şuralara gelecektir. İngiltere'ye de çıkarma yapacağım bu arada. İngiltere'yi de unutmadık abi. O sömürgeciliklerin hepsini alacağız. Savaşı sevmeyen bir millete savaştırıyorlar. Şunu görüyor musunuz? Ayıp ayıp. 13 bin. Ne alakaysa bilmiyorum ama. Evet, şu an ilişki geliştirme ihtimalimiz şu an kaç bakalım bir. Evet, şu an ilişkilerimiz başladı.
Tamam, şu an Afganistan'ı ilhak edebilirim belki de. Afganistancım. Hakaret et yapacağım sana. Oğlum, İspanya bile benimle ilişki geliştiriyor ya. Yapmayın, gözünü seveyim. Neyse, savaşa devam. Maalesef bakta kalmasına rağmen savaşacağız. Başka bir biz çaremiz yok. Güzel. Hareket puanı verdik. Neyse. Şimdi burada 17.665'lik bir ordu var. Niye söyleyemedim lan ben? Büyük ihtimal dakikaları sabitleyeceksiniz bunu. Buruh, hadi bakalım abi. Buruh Mahmut. Buruh Mahmut öyle bir andır ki Vichy Fransız'ın yok ederken detone olursun. Güzel. Güzel. Gayet güzel abi. Şimdi buradaki askerlerimizi atıyorum. Hem aynı zamanda Vichy Fransız'ın da çıkartma yapıyorum. Büyük ihtimal oyunu kapatıp açtığımda büyük ihtimal bu şey düzelecektir ya. Güzel abi, topla. Paris bizde ya. Keşke Paris falan düştüğünde Paris'in düşüşü gibi birçok event gelse de ben de sevinsem abi. Çok güzel olmaz mı? Koy 4'teki gibi. Şimdi Roma'nın bacağını almamız lazım. Şuradaki askerlerimizi dağıtıyorum. Sen buraya. Sen buraya. Savaş yorgunumuz %100 ya. Yani savaşı çok seviyoruz arkadaşlar. 13.000. Şuradan askerleri dağıt. Şurada bir açıklık bıraktık ya. Bu açıklığı şu şekilde kapatacağım. Şöyle sen buraya bas. Tamam. Şimdi asimilasyonlarımız düzgün zaten. Hiçbir şekilde asimilasyon yapmaya gerek yok. Tamam, oraları tutarız biz. Alırız oraları, merak etmeyin. 10.000 asker var burada. Roma'ya doğru gidiyoruz bakalım. Abi İtalya hiç tutunamadı. İtalya gerçekten hiç tutunamaması, gerçekten üzülüyorum bu arada. Evet, artık barış yapmalıyız arkadaşlar. 153.000'lik bir ordu geliyor. O ordu büyük ihtimal bizi şey yapabilir ya. Yok etme ihtimali biraz fazla oradan. Bir de az bir şey yok edebilir. Onun dışında fazla bir şey yapamaz ama ufak da olsa zarar verir diye düşünüyorum. O yüzden şu şekilde artık bir kısım savaştıktan sonra adamın bize karşı çıkartmasını engellememiz gerekiyor. Ya ama burada 263.000'lik bir ordu var ya. Bence buraya oraya geçemez. Güzel. Sen buraya. Sen de buraya. Şimdi hareket puanımızı kullanacağım. Tamam, 4.926. Güzel, bu savaşı kazanıyoruz hala. Ufak yerlerden artık böyle bir şey olabilir yani, normal arkadaşlar, ufak yerleri kaybetmek bence bana normal geliyor artık. Şöyle şuraları al abi. Tamam, oraya artık Roma tarafını ilerleyemiyoruz. Askerimiz kalmadı orada. Monaco'yu almayacağım. Monaco'yu alayım ya da lan. 53.000. Bir kısmını şuraya yolla, bir kısmını buraya yolla. Şimdi buradaki savaşlarımız kazanıyoruz. Yalnız 153.000 asker buraya geliyor. Şöyle bir vasallaştırma talep edebiliyor muyum ben sana? En azından şey yapabilirim ya. 353. Şöyle al abi. Tamam, en azından sınır cephem çok güzel oldu. Şöyle topla. Tamam, artık Vichy Fransız'ı bizim vasalımız. Gayet ve gayet güzel. Artık arkadaşlar bir sonraki bölümde artık ilhak ederiz diye düşüneceğim. Çünkü buraları yapamıyoruz fark ettiyseniz. Siz buraya toplanın. Siz buraya. Askerlerimizin hepsinin hazır ola geçmesini bekledim. Şöyle geç abi. Naz almasınız, şimdi savaş açacağım. Siz naz almasını da toprak aldıktan sonra artık yavaştan serimizi noktalarız diye aklımda bir fikir var. Askerlerimiz yalnız toparlamak gerçekten bizi yorabilir. Şuna bakar mısınız? Şöyle gel abi, gelen tüm askerler gelsin. Şuradaki askerleri de çağırıyorum. Bu adam büyük ihtimal zaten özgürlük basamayacaktır. Özgürlük basamayacağı için benim için rahat. Tamam, güzel. Askerleri hemen sınıra çekelim. Güzel, buradaki askerlerimizin şeyi de bitti. Şuralara hemen asimilasyon yapıyorum. Acaba inşallah ihlak etme şeyi gelmiştir ya. Vallahi İhlak edebilirsem çok üzülürüm gerçekten bana. Evet, ihlak edebiliyorum. Gayet güzel. Abicim, abi sıfırda kalmasın lütfen. Sıfırda kalırsa üzülürüm ya. Tamam abi, ihlak etme ihtimalimiz %100 bu arada. Oo, Riz reddetti az önce. Az önce ihlak talebimi reddetti benim. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Şimdi sen bakın, özgürlük basıyor musun bakalım, gel. Özgürlük basmıyor. En çok asker nereden çıkıyor? Şöyle bakalım. İstikrarı, nüfuslar nerede abi? Diplomasi, kuleler, bölgeler. Şuradan bir nüfuslara bakalım. Hastalık da varmış devlette ya. Evet. Şimdi sevgili Türkiye, Belgrad'dan asker çıkıyor. Baharat'tan da asker çıkıyor. Latakia'dan da asker çıkıyor. Bunlar nasıl isim bilmiyorum ama şuradan hemen askerlerimizi basacağım. Bu kadar asker. Hafilya'dan da basalım. En azından bir kısım askerlerimizi basalım ki Şam'dan da basıyorum. Burası oradan. Her yerden basacağım ya. Yani sen benden korkacaksın kardeşim. Artık bitti senin için. Evet, şimdi Vichy Fransız'a ultimatom gönder. İhlak talebi. Bitti.
Bu savaş easy peasy, limon squeezy. Gel bakalım, gel. Bu ne abi? İspanya gelmiş. Peki. Evet, bu savaşımız burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde artık daha da güzel bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Eğer yayın başlamadan 400 like gelirse yeni bölümü atacağım kanala, haberiniz olsun. 7 milyon 42 binlik bir ekonomimiz varken 57 bin ise bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz. Bir sonraki bölümde artık görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmadıysanız abonedeyseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Açıklama kısmında Twitch linkimiz var. Oradan da Twitch'imize gelerek canlı yayınlara katılabilirsiniz. Yorumlarda da sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. You might get.